Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde doğrusal denklem ve eşitsizliklerin uygulamalarıyla devam edeceğiz. Kaynak kitabı olarak Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanmış olan Genel Matematik kitabını kullanıyorum. Yazarları Baylin, Ziegler ve Barnett. Bu kitabın 9 ile 12. sayfalar arasındaki alıştırmalarından çeşitli örnekler çözüyorum. İlk örneğimiz bilet satışı ile ilgili. İki tür bilet satılıyor. Bir tanesi 35 dolardan, bir tanesi de 55 dolardan. Toplamda satılan bilet adeti 9.500 ve elde edilen gelir de 432.500 dolar arkadaşlar. 432.500 dolar. Pekala. Diyor ki iki çeşit biletten kaçar tane satılmıştır? Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz burada iki tane bilinmeyene sahibiz. Hem neyi bilmiyoruz? 35 dolarlık biletlerden kaç tane satıldığını bilmiyoruz. Hem de 55 dolarlık biletlerden kaç tane satıldığını bilmiyoruz diyeceksiniz. Ve ben de size diyeceğim ki evet haklısınız. Burada gerçekten de biz iki tane değil mi? İki tane niceliği bilmiyoruz. Öte yandan bilmediklerimizden bir tanesini diğer bilmediğimiz cinsinden yazma imkanımız var. Nereden biliyorum derseniz gelin görelim. Şimdi ben burada ucuz olan biletimizin yani 35 dolar olan biletin dolarlık biletin biletten derken çok çirkin yazdığım için ben bile okuyamadım. Onu bir düzeltelim. 35 dolarlık biletten satılan miktarı ben U ile göstereceğim. U ile göstereceğim. Bu durumda 55 dolardan satılan biletten değil mi? Satılan miktar ne kadar olacaktır? Toplam 9.500 tane satılmıştı. 9.500 tanesi 35 dolarlık biletse geri kalanı 55 dolardan satılan bilet miktarıdır. Yani nedir? 9.500 eksi U adettir. Yani ben 35 dolarlıktan U tane satıyorsam 55 dolarlıktan 9.500 eksi U adet satıyorum. Dikkat ederseniz iki tane bilinmeyenim vardı ancak bunlardan bir tanesini diğeri cinsinden ifade edebildim. Şimdi neye ihtiyacım var? Geliri hesaplamaya ihtiyacım var. Peki ben geliri nasıl hesaplarım? Gelir nedir? Nasıl hesaplanır? Evet, benim ürünümün, bir ürünün birim satış fiyatıyla neyi çarpmam gerekir? Birim satış fiyatıyla satılan miktarı çarptığım zaman gelirimi elde ederim. Öyleyse 35 dolarlık biletlerden bir tanesini yani 35 dolara sattım biletlerden U tane satıyorsam 35 ile U'yu çarparsam 35 çarpı U dolar benim bu kadar sattığım zaman U tane sattığım zaman elde edeceğim gelirim olur. Peki 55 dolarlık biletlerden 55 dolarlık biletlerden değil mi? Kaç tane satıyorum? 9.500 eksi U tane satıyorum. Bu da benim 55 dolarlık biletten elde edeceğim gelir olur. İkisinin toplamı, bu iki gelirin toplamı konserden elde edeceğim toplam gelire yani 432.500 dolara eşit olur. Peki bu durumda biz bu
Bakın bir bilinmeyen ne? Birinci dereceden bir denklem. Şuradaki çarpma işlemini hemen çıkartma işlemi üzerine dağıtayım ve düzenleyeyim. 35U artı 55 çarpı 9500 eksi 55U eşittir 432.500. Pekala, 35U'dan neyi çıkartacağım? 55U'yu çıkartacağım. Değil mi? Ve 55 çarpı 9500'ü de, ki o da kaça eşittir? 522.500'dür. Onu da yazalım. 522.500 diye. 500 artı 522.500 eşittir 432.500'dir diye söyledik. 35'ten 55 çıkarsa eksi 20U eşittir 432.500'den de neyi çıkartacağım? 522.500'ü çıkartacağım. 522.500'den, evet, 432.500, bu ikisinin arasındaki farkı alacağım. Eksi 20U eşittir eksi 90.000 olacak. Ve her iki tarafı eksi 20'ye böleceğim. Eksi 20'ye böleceğim. Ve böldüğümüz zaman da U'nun sonucu kaç çıkacak? 4.500 çıkacak. Demek ki ben 35 dolarlık biletlerden kaç tane satmışım? 4.500 adet satmışım. 55 dolarlıklardan ne kadar satacağım? Onu nasıl bulacağım? 9.500'den 4.500'ü, benim toplam çünkü 9.500 bilet satmıştım. 4.500'ü çıkartacağım ve aradaki farkı alacağım. Bu da kaça eşit olacaktır? 5.000. Demek ki ben 432.500 dolarlık bir gelir elde etmek istiyorsam, o zaman 35 dolarlık biletlerden 4.500 tane, 55 dolarlık biletlerden ise 5.000 tane satmalıymışım diyoruz ve sorumuzun çözümünü bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu soruda ne var? Bireysel emeklilik fonuna para yatırmışız. Emekli olduğumuzda da bizim 500 bin dolar gibi bir paramız var. Nerede arkadaşlar? Hesabımızda. Şimdi iki tane fon var. A fonu ve bir de B fonu var. Bunların getirileri bana verilmiş. Getiri miktarları. A fonu yılda %5.2 getiri oranına sahip. B fonu ise %7.7 getiri oranına sahip. Benden istenen şey şu. Yılda 34 bin dolarlık bir faiz geliri elde etmek istiyorum. O zaman 500 bin dolarımı bu iki fon arasında nasıl taksim etmeliyim? Nasıl bölüştürmeliyim? Bana onu soruyor. Şimdi gene bir önceki soruya benzer. Çünkü ben A fonuna ne kadar yatıracağımı bilmiyorum. B fonuna da ne kadar yatıracağımı bilmiyorum. Ancak birini diğeri cinsinden ifade edebilirim. Çünkü elimdeki para belli ve 500 bin dolar arkadaşlar. Doğal olarak iki tane bilinmeyen olsa bile bunları ben ne yapabilirim? Tek bilinmeyene indirgeyebilirim. Şimdi burada A fonuna yatırılan para miktarını, A fonuna yatırılan para miktarını biz ne diyelim? P dolar olsun diyelim. Bu durumda B fonuna yatırılan para miktarı ne kadar olacaktır? 500 bin dolardan P'yi çıkartacağım. Bu kadar bir parayı da B fonuna yatırmış olacağım. Peki getiriyi nasıl hesaplayacağım? Şimdi
A fonunun yıllık getirisi %5,2. O zaman ben P lira yatırırsam bu P liradan ne kadar getiri elde edeceğim? 5,2 bölü 100 kadar bir gelir elde edeceğim. Artı 500 bin eksi P lirayı da kaç lira faiz oranından yatırıyorum? %7,7 faiz oranından yatırıyorum. Bakın bu ikisi benim paramın faiz getirisidir. Toplam faiz getirisidir. Ve bu faiz getirisinin toplam 34 bin olmasını istiyorum. 34 bin olmasını istiyorum. Ne yapacağım? Yine burada arkadaşlar 7 nokta şunların hepsini aynı ikisini bütün bu toplamların hepsi aynı kesre payda sahip olduğu için kesre değil özür dilerim paydaya sahip olduğu için toplam işlemini yapabilirim. Toplam işlemini yapayım sonra düzenleyeyim. Burası 5,2p artı 500 bin eksi p çarpı 7,7 bölü 100 eşittir 34 bin dedik. Ve daha sonra da çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bunu düzenleyeceğim. 5,2p artı 500 bin çarpı 7,7 eksi 7,7p bölü 100 eşittir 34 bin olacak. 34 bin olacak. Ve bunu da düzenleyecek olursam 5,2p eksi 7,7p artı 500 bin ile 7,7'nin çarpımı 3 milyon 850 bin dolar arkadaşlar. O da 100 de 34 340 bini çarpacak olursam bu tarafta 3 milyon 400 bin dolar olacak sağ tarafta. Ne yaptık? Paydadaki 100'ü karşı tarafa çarpım olarak geçirdik. 5,2'den 7,7p çıkarsa burası eksi 2,5p olur. 3850'den de 3400'ü bu tarafa atacak olursam, aradaki farkı alacak olursam o da eksi ne olur? Eksi 450 bin olur. Ve her iki tarafı, her tarafı eksi 2,5 sayısına bölecek olursam P kaç çıkar? 180 bin dolar, 180 bin dolar çıkar arkadaşlar. 180 bin dolar çıktı. Bu 180 bin doların anlamı ne? Benim A fonuna yatıracağım miktar. A fonuna yatıracağım miktar 180 bin dolarmış yatırılan para. Peki B fonuna yatırılan parayı nasıl bulacağım? B fonuna yatırılan para ise 500 bin dolardan 500 bin dolardan neyi çıkartacağım? 180 bin doları çıkartacağım ve böylelikle o da 320 bin dolar olacak arkadaşlar. 320 bin dolar olacak. B fonuna da 320 bin dolar yatıracak olursam ben ne kadarlık bir faiz geliri elde ediyormuşum. 34 bin dolarlık bir faiz getirisi elde ediyormuşum. İnşallah Allah hepimize böyle emeklilik nasip etsin diyerek bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir sonraki sorumuzda ne var? Bu sefer de toptan satışlarla ilgili bir örneğimiz var. Bir mağazada perakende fiyatlar toptan fiyattan %40 fazla olarak belirlenmektedir. Başka bir anlatımla perakende fiyatı toptan fiyata 140 eklenerek elde edilmektedir demiş. Bir takım elbisenin toptan fiyatı 300 dolar ise bu takım elbisenin perakende fiyatı ne kadardır diye sormuş. Oldukça basit bir soru. Yani ben 300 doların üstüne ne ekleyeceğim? 300 doların üstüne 300 doların yüzde
40'ını ekleyeceğim arkadaşlar. Ve bir başka ifadeyle aslında 100 dolarda 40 dolar ekliyorsam 300 dolarda 120 dolar ekleyeceğim için bunun sonucu kaç çıkacaktır? Arkadaşlar hemen hesaplayabiliriz. Şu şekilde şunlar da serbestsin. Burası 120. 420 dolar olarak bulunacaktır. Yani veya bu şöyle de yapılabilirdi. Bu birinci yol diyelim. İlk önce ne yaptım? 300 dolar ve bunun üstüne bir de 300 doların %40'ını ekledim. Şöyle de yapılabilirdi. 100 dolarlık malı ben kaça satıyorum? 140 dolara değil mi satıyorum? Yani 100 liralık bir mal. Yani ne oluyor? %140'ını bulmam lazım. Yani 300'ün %140'ını bulursam da gene aynı sonucu elde edecektim. 300'ün %140'ı da arkadaşlar ne olacaktır? Gene aynı şekilde 420 dolar olacaktır. Bu şekilde de hesaplayabilirdiniz. Veyahut da doğru oran kurabilirdiniz. Yani diyebilirdiniz ki doğru oranda 100 dolarlık malı ben 140 dolara satarsam 300 dolarlık malı bunun kaça satarım? İşte 3 katına satarım. Yani 300 çarpı yani 140 bölü 100 diye gene aynı şekilde ne yapabilirdiniz? Düşünebilirdiniz. Aynı yön şekilde sonucu bulabilirdiniz. B şıkkında ne diyor? B şıkkında ise perakende fiyatı 77 dolar olan kol pantolonun toplam fiyatı ne kadardır diye söylenmiş. Perakende fiyatını bir ben pantolonun nesini bilmiyorum. Pantolonun toptan fiyatını bilmiyorum. Toptan fiyat bilinmiyor. Buna mesela P diyelim. Perakende fiyatını biliyorum. Perakende fiyatını biliyorum. Bu fiyat kaça eşit? 77 dolara eşit. Bunu da yapmanın birden fazla yolu var. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela P artı P'nin %40'ının toplamı kaça eşitmiş? 77 dolara eşitmiş diyebilirsiniz. Ve buradan da ne yapabilirsiniz? Soruyu işte 140 P bölü 100 eşittir 77'den. P eşittir 770 bölü 14. O da eşittir 110 bölü 2. O da eşittir 55 dolardır diye hesaplayabilirsiniz. Bu birazcık uzun bir yol. Veya diyebilirsiniz ki başka bir şekilde şu birinci yol. Ben zaten 100 liralık malı 140 liraya satıyordum. O zaman 77 liraya sattığım bir malın fiyatı nedir diye bir doğru orantı kurabilirsiniz. Ve buradan da x eşittir. 77 çarpı 100 bölü 140 olur. Gene sonuç 55 dolar olarak bulunur. Siz nasıl arzu ediyorsanız. Birinci yol denklem kullandığımız yol. İkinci yol da denklem doğru orantı kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. Ama her ikisi de oldukça basit. Örnekler. Herkese de basit örnekler. Şimdi arkadaşlar şimdi bu örneğimize baktığımızda ne gözlemliyoruz? Satış komisyonuyla ilgili bir örnek bu arkadaşlar. Satış komisyonunda şöyle bir şey söylemiş. Bilgisayar mağazasında çalışan bir satış elemanı aylık 2000 dolar temel ücretin yanı sıra aylık 2000 dolar alıyor. Bunun yanı sıra aylık 7000 doların üzerindeki her satıştan %8 komisyon almaktadır diye söylüyor. Bu çalışanın ayda 4000 dolar kazanabilmesi için bir ayda ne kadar satış yapması gerekmektedir diye söylemiş. Aslında gayet de güzel paralar kazanıyor farkındaysanız. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Şurası aylık 7000 doların üzerindeki her satıştan %8 komisyon alıyor arkadaşlar. Yani ilk 7000 dolarlık satış için herhangi bir komisyon yok. 7000 dolardan sonraki satışlar için %8 komisyon almakta. O yüzden ben burada bilinmeyenim ne olacaktır? Bilinmeyenim işte bu 7000 doların üzerinde ne kadar satış yapması lazım.
7000 doları ne kadarlık ne kadarlık aşması lazım, onu belirlemem gerekiyor. Çünkü zaten sabit bir 2000 doları var. O cepte zaten. Komisyon da belirli bir miktarın üzerinde alabildiğine göre, demek ki bulmam gereken şey nedir? 7000 doların üstüne yaptığı satış miktarı. Buna da komisyonun K'sı diyelim. K benim bilinmeyenim. Ve bu nedir? 7000 dolardan dolardan fazla yapılan satış evet, satış diyelim. Evet. Şimdi bu kişinin maaşını, gelirini hesaplayalım. Gelir mi? Gelirim 4000 dolar olmasını istiyorum ben. Benim gelirim ne kadardan hesaplanıyor? 2000 dolar zaten sabit bir maaşım var. Ve 7000 doları aşan her satış içinde ne yapıyorum ben? %8 %8 ne yapıyorum arkadaşlar? Komisyon almaktayım. Ben zaten 7000 doları aşan satış miktarı dediğim ama o yüzden burada hemen şuraya K yazmam yeter olacak. K çarpı 8 bölü 100 olacaktır. Ve bu da eşittir. Arkadaşlar bu da eşittir. Buradan da 2000 eşittir. 8K bölü 100. Ve buradan da K kaç çıkar? 2000 çarpı 100 bölü 8. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Evet. 4 ile 100'ü böldük. Burada 25 kaldı. 2 ile de 2000'i böldük. Burada 1000 kaldı. Cevabımız ne kadar oldu? 25.000 oldu. 7000'in üstünde ben 25.000 liralık daha satış yapmam gerekiyor. Öyleyse toplamda yapmam gereken satış ne kadar olacaktır? 25.000'in üstüne, yani ben bu 25.000 neyi söylüyordu bana? 7.000 doların üstüne yapacağım satış miktarını soruyordu. 25.000 dolarlık satış zaten yapmak zorundayım. Değil mi? Bir de 7.000 dolarlık bir satış zaten yapılması gerekiyor. Bunu aşmam gerekiyor. Yani doğal olarak benim ayda 32.000 dolarlık satış yapmam gerekiyor ki 4.000 dolarlık bir gelirim aylık olsun. Evet, ikinci yöntem olarak ne yapılabilir? Yani değişkeni farklı tanımlayacağım. Değişkeni farklı tanımladığım zaman sorunun nasıl değiştiğini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın az önce ben değişkenimi 7000 dolardan fazla yapılan satış olarak tanımladığım için denklemi böyle kurdum. Öte yandan ben değişkenimi şu şekilde de yapabilirdim. Mesela promosyonun P'si. P eşittir. Evet, yapılan toplam satış diye yazabilirim. Yani bu dolar cinsinden tabii ki. Dolar cinsinden. Böyle yazsaydım denklemi bu şekilde kurmayacaktım. Ona lütfen dikkat edin. Şimdi 4000 lira maaş alıyorum. Gelir elde ediyorum. 2000 lira zaten benim garanti her ay aldığım bir maaşım var. Bir de 7000 liranın, 7000 doların üzerine yaptığım her satıştan, bakın P toplam satışımdı. 7000 doların üstüne çıktığımda ben komisyon alabiliyorum. O yüzden de burada P eksi 7000 diyecektim. Çarpı ne diyecektim arkasından? %8 diyecektim arkadaşlar. 2000 eşittir 8P bölü 100 eksi 70 çarpı 8'e bakarsanız buradan da evet ne olur? 2800, 2560, 2560, 2560
eşittir 8 çarpı p bölü 100'den p eşittir 2560 çarpı 100 bölü 8, o da 32.000 dolar yapar. Benim toplamda 32.000 dolarlık satış yapmam gerekiyormuş ki aylık gelirim 4.000 dolar olsun arkadaşlar. Böylelikle biz ne yapmış olduk? Bugünkü uygulamalarımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda aslında artık eşitsizliklerle ilgili uygulama sorularına geçeceğim. Onlara dair örnekler çözeceğim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.